Efendim merhabalar. Bu hafta yine Vizyon 58 ekranlarından genel gündem programıyla tekrar birlikteyiz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, Ali Dağ'ın hazırlayıp sunduğu genel gündem programında Vizyon 58'in konuğu oldu. Üniversitemiz bir bilim yuvası olduğu için 2001-2021 yılı içerisinde üniversitede ne gibi bilimsel çalışmalarımız oldu? Rektör Yıldız, 2021 yılında üniversitede yapılan çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından birçok projenin hayata geçirildiğini kaydeden Rektör Yıldız, geçtiğimiz günlerde açıklanan URAP'a göre Cumhuriyet Üniversitesi'nin 47. sıraya yükseldiğini belirtti. Bu sene üniversitemiz URAP sıralamasında, 2021-22 URAP sıralaması, Türkiye'deki üniversitelerin sıralaması yapılıyor her yıl. Bu sene açıklandı yaklaşık bir ay önce. Türkiye içerisinde 179 üniversite içinde genel puan tablosuna göre biz 11 basamak yükseldik. Geçen yıl 58. sıradaydık. Plakayı tutturmuştuk. Bu sene 47. sıraya yükseldik. Yıldız, başarılı akademisyenlere akademik performans destek ödüllerini verdiklerini ifade ederek akademik çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'nın yaptığı bir şey bu. Hocalarımızı, bilimsel çalışmalar yapan hocalarımızı maddi açıdan da destekliyoruz. Her bir puana karşı yapmış oldukları çalışmalarda aldıkları her bir puana karşı bir para miktarı belirledik. Bu tabii yapılan çalışmanın karşılığı değil ama en azından teşvik mahiyetinde bu sene ilk kez bunu uyguladık. Ve inşallah gelecek yılda bu çalışmalarımız, bu destek çalışmalarımız devam edecek. TÜBİTAK projelerinde başarılı çalışmalara imza atıldığına da değinen Yıldız, öğrenci projelerine destek vermeye devam edeceklerini aktardı. Daha önceki yıllarda öğrenciler TÜBİTAK'a, yani lisans öğrencileri TÜBİTAK'a müracaat etmiyorlardı. Bu konuda geçen yıl başlattığımız bir çalışma var. Bu çalışmalar neticesinde geçen yıl 38 projeyle müracaat etmiştik. Bu 38 projeden 32'si destek almaya kabul edildi. 21 projeden 19 proje kabul edildi. Hocaların gözetiminde lisans öğrencileri bu projelere artık dahil oluyorlar. Yani son 2 yıldır bu projelere dahil olduk. Önceki yıllarda böyle bir proje desteği yoktu. Bu açıdan da öğrencilerimiz, hocalarımız artık bundan sonra daha çok projeyle TÜBİTAK'a müracaat edecekler. Daha fazla projelerinde kabul edileceğini biliyoruz.